sevgili Kahya'yı kaybedişimizin üzerinden 10 sene geçti. Ve 10 yıl geçmiş olmasına rağmen onun o ilk gün yüreğimizde bıraktığı acı, iz hala taptaze, hala dipdiri. Ben Mustafa Kahya şahsında Türkiye'de ve bütün dünyada yitirdiğimiz devrim demokrasi şehitlerini ve yurtsever şehitleri burada sizlerin huzurunda saygıyla anıyorum. Evet, onlara çok şey borçluyuz. Onlara biz eğer bu salonlarda bu faşizmin, bu otoriterleşmenin arttığı bir dönemde yine bir aradaysak, yine sosyalizm konuşuyorsak, yine yeniden kuruluşçuluk konuşuyorsak, yine işçinin, emekçinin, yoksulun, ezilen ve sömürülenlerin hakları için alanlarda, meydanlarda mücadele edebiliyorsak, bilelim ki yitirdiğimiz yoldaşlarımıza borçluyuz biz bu mücadeleyi. Onların bıraktığı mirası gücümüz yettiğince, bilincimiz yettiğince sürdüreceğimizin sözünü de burada bir kez daha vermek istiyorum. Değerli yoldaşlar, Kahya'yı bu salonda bulunan herkes çok iyi tanıyor. Burada bulunmayıp ama onunla ona değen, onun yaşamından geçen her insanda iz bırakan bir insandı. Evet, devrimcilik birçok insanın yapmaya çalıştığı bir şeydir. İnsanlar mücadelenin içinde yer alır. Ama bazıları vardır ki gerçekten bambaşka iz bırakır ve sadece kendi geldiği siyasi gelenek tarafından değil, herkes tarafından sahiplenilir. Kahya işte böyle bir insandı. Kahya Türkiye'deki bütün devrimci hareket tarafından, bütün sosyalistler tarafından bizim yoldaşımızmış gibi sürekli öyle hissettirdi bize, aynı örgüttenmişiz gibi hissettirdi bize der bütün insanlar sevgili Kahya için. Ve Kahya'nın birleşik mücadeledeki yaklaşımından bizler çok şey öğrendik. Bugün birazdan panel şeklinde devam edecek ve parti, ittifak ve yeniden kuruluş konuşulacak. Evet, en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar. İttifaklar, daha fazla güç birlikleri. Faşizmin sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki saldırılarına karşı, neoliberalizmin saldırılarına karşı, sermayenin barbarca saldırılarına karşı bizlerin çok daha fazla yan yana durması, çok daha fazla birleşik mücadeleyi güçlendirmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bu salonda şimdi bu anmamızı gerçekleştirirken Beyrut'un, Lübnan'ın üzerinde bombalar düşüyor. Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da insanlar katlediliyor. Ve biliyorsunuz dün Dahiye'de gerçekleşen bombardımanda Lübnan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın da içinde olduğu çok sayıda insan katledildi. Biraz önce Hizbullah resmi olarak da Nasrallah'ın yaşamını yitirdiğine dair bir açıklamada bulundular. Ben Hasan Nasrallah'ı katleden anlayışı, Lübnan'a bomba yağdıran ve yıllar yılıdır Filistin halkına etmediği zulmü, gerçekleştirmediği katliamı bırakmayan İsrail Siyonizmini burada hepinizin huzurunda bir kez daha kınıyorum. Ve bizler bu dönemde bütün bölgeyi bir savaş sarmalının içine çekmeye çalıştıkları bir dönemde daha fazla birleşik mücadeleye ihtiyacımız var. Bir yandan 21. yüzyılda sosyalizmin yeniden inşasını hedefleyen örgütlenme, fikri birliktelikler, ufuk açıcı yaklaşımlara ihtiyacımız varken öte yandan da sermayenin küresel ölçekte yaşadığı sorunları kitlelere, halka mal etmeye çalışan, bedelini halka ödetmeye çalışan anlayışına karşı bölgeyi ve bütün dünyayı neredeyse bir savaş sarmalının içine çekmeye çalışan anlayışa karşı aynı zamanda adalet mücadelesinin yanı sıra barış mücadelesini güçlü bir biçimde örgütlememizin tam da zamanı. Ben bütün bunları hep birlikte gerek Türkiye'deki devrimci yurtsever yapılarla, gerek Türkiye'deki antifaşist, antikapitalist bütün dinamiklerle, gerekse bölgemizdeki bütün bahsini ettiğimiz dinamiklerle biz bunu pekala örgütleyebiliriz. Pekala bu konuda umudumuz bu dönemde her zamankinden daha büyüktür.
Çünkü bu rejim tıkanmıştır. Çünkü bu sistem tıkanmıştır. Çünkü dünya ölçeğinde kapitalizm bir krizin içindedir ve bu dönemde sistem karşıtı hareketlerin, sosyalist mücadelenin güçlenme olanaklarının doğduğu bir dönemden geçiyoruz. Bizler bunları pekala en iyi şekilde değerlendirebilir, pekala en iyi şekilde buradan güçlü bir çıkışı hep birlikte örgütleyebiliriz. İşte biz bunları başarabilirsek sevgili kahyaları gerçekten yürekten anmış oluruz. Bunları başarabilmek için emek verirsek, bunları başarabilmek için sadece sözsel değil, özsel, örgütsel, pratik mücadelemizi de örgütlemeyi başarabilirsek, biz elbette yoldaşlarımıza olan borcumuzu fazlasıyla ödemeye çalışmış oluruz diye düşünüyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle sevgili kahyayı, o enternasyonalist kişiliği, mücadeleci kişiliği, emektarlığı ki bizde onun adı atom karıncaydı, o emek veren insanı yürekten anıyorum ve onun şahsında devrim ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz bütün devrimcileri, demokratları, sosyalistleri, yurtseverleri burada saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun, yolları yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.